Merhabalar herkese. Bugün ben sunumda jeolojik evrim ekosistemleri anlatacağım. Bu sunumda benim amacım şu, öncelikle jeolojik evrimi anlatıp daha sonra fosiller konusunda biraz bilgi verip fosilleşme nedir, fosil çeşitleri nelerdir bunları bahsedeceğim. Daha sonra da jeolojik zamanda 4,5 milyar yıldan bugüne kadar gelip aynı zamanda o dönemlerdeki dünyanın şekliyle birlikte o dönemde bulunan fosiller nelerdi? O dönemlere ait birçok fosil örneği var elimizde ama ben sadece birkaçından bahsedebileceğim zamanı kısıtlılığından dolayı. Başlayacak olursak jeolojik evrim nedir? Bundan bahsedelim. Jeolojik evrimi anlayabilmemiz için önce jeoloji nedir? Bunu söylemek istiyorum. Jeoloji yani yer bilimi. Dünyanın katı maddesinin, içeriğinin, yapısının, fiziksel özelliklerinin, tarihinin onu şekillendiren süreçlerinin incelenmesini içeren bilim dalıdır jeoloji. Jeolojik evrim nedir? Kıtaların ve havların hareketinden dolayı kıtaların şekil değiştirmesinden kaynaklanır. Ve bu birçok iklimsel değişime de sebep olur. Resimde görebileceğiniz gibi 225 milyon yıl önce dünya bir bütün halinde Pangea kıtasını oluştururken daha sonra yavaş yavaş kıtalar ayrılmaya başlıyor. 65 milyon yıl önce biraz daha bugünkü haline dönüyor ve bugün gördüğümüz dünya meydana geliyor. Bu kıtalar nasıl hareket eder? Bunu anlatmak istiyorum. Yeryüzünde çeşitli levhalar var. Örneğin Pasifik levhası, Nazca levhası, Güney Amerika levhası gibi. Bu levhalar hareket ediyor sürekli. Bu hareketler birbirine doğru yaklaşma hareketi olabilir, birbirinden uzaklaşma hareketi olabilir ya da birbiri içinde sürtünme hareketi gösteriyorlar. Birbirlerine yaklaştıklarında ne oluyor? Dağlar oluşuyor. Birbirlerine uzaklaştıklarında da açılan yapılardan dolayı magma yeryüzüne çıkıyor ve yeni levhalar oluşabiliyor. Ya da volkanik patlamalar meydana geliyor. Birbirine sürtünme hareketine örnek olarak da depremler en büyük etken. Bunlara örnek olarak Erzincan bölgesindeki levhanın hareketi mesela bir sürtünme hareketidir. Bu yüzden depremler meydana gelir. Jeolojik evrim bu. Yani temeli levhaların hareketine dayanıyor. Peki fosil nedir? Bundan bahsetmek istiyorum. Fosiller geçmiş yaşamın ayaklarımızın altındaki kayalarda korunmuş kayıtlarıdır. Bu kayıtlarda yaşamın okyanuslarda 3,5 milyar yıldan daha önce ortaya çıktığını ve bugün tahmin edilen 10 milyon farklı canlı türünün oluştuğunu gösteriyor. Evrimin bütün öyküsünü anlatabilmemiz için de bu ender rastlanan kalıntılar üzerinde çalışmak önem kazanıyor. Bunlar bu fosillerin bize jeolojik kıtaların ayrılmasına yönelik de önemli katkıları var. Örneğin bu döneme ait Palezoik döneme ait Glossopteris bitkisi. Bu bitki florasından Avustralya, Antarktika, Hindistan, Afrika ve Güney Amerika'ya ait fosiller bulunmuş bu farklı bölgelerde. Bu bitki florasının kıtaları aşıp koca okyanuslara aşıp uçarak örnek veriyorum. Öbür kıtalara ulaşması mümkün olmadığına göre bu bize kıtaların eskiden bir bütün halinde olduğunu gösteren önemli örneklerden biri. Peki fosilleşme nedir? Fosilleşme çok az rastlanan bir olaydır. Çünkü canlıların yapıları ölümden sonra bozulmaya hemen bellidir. Fosilleşme nasıl olur? Canlı organizmanın kömürleşmesi, canlı organizmanın sadece kemiklerinin kalması ya da izlerinin kayaçlar arasında oluşması, buz kütleleri içinde canlı hiç bozulmadan kalması, amber içine ve duvarlar içinde kalması ve aniden havayla temasının kesilmesiyle fosilleşme dediğimiz olay gerçekleşmiş oluyor. Buna örnek olarak permineralizasyon var. Bu öldükten sonra can boş bölgelerinin minerallerle dolması demek. Bu hücre duvarı gibi küçük yapıların net bir görüntü elde edilmesini sağlıyor. Şimdi fosil örneklerine geçmek istiyorum. İz fosilleri var. Bunlar da solucan benzeri canlıların deniz tabanında dolaşırken bıraktıkları izler veya yuva delikleridir. Bunu örnek olarak ilk karmaşık biçimde denebilecek izleri bırakan ve dünya çapında fosilleri bulunan Trikafukus pedum, bu canlının bulunduğu en yanlış katmanda Kambriyen dönemine denk geliyor. Reçine fosiller, bu reçine belli bitkilerden salgılanan bir maddedir ve evrimsel süreçte böceklere karşı korumak için geliştiği düşünülmektedir. Reçine canlıların hiç bozulmadan korunabileceği fosillere imkan sağlamaktadır.
En eski reçine fosili Triyasik döneme aittir. Bunlar içinde bakteri, mantar, bitki ve hayvanlar gibi özellikle böcekler çok fazla korunabiliyor. Ve bazı reçine fosillerin içinde küçük DNA örneklerine bile rastlanmıştır. Canlı fosiller. Bunlar da tür olarak benzer görünen ya da sadece fosillerde görünen, geriye de başka yaşayan akrabaları bırakmamış canlı organizmalardır. Bu türler büyük kitlesel yok oluşlardan kurtulmuş ve canlılar sınıflandırmasında genel olarak diğer türlerden daha alt taksonomik çeşitliliğe sahip türlerdir. Bunları örnek hala şu an, bunların fosil örnekleri var elimizde ama bu canlılar hala şu an hayattalar. Mesela maydanoz ağacı, Çin ya da lob yüzgeçli koresant balık türü falan, bunlar örnek olarak verilebilir. Sahte fosiller, bunlar da jeolojik süreç boyunca doğal olarak oluşan kayalardaki görsel motiflerdir. Bu resimde gördüğünüz diş fosiline benziyor ancak bu minerallerin dolmasıyla böyle bir şekil alıyor. Bu resimde gördüğünüzde sanki bitki fosiliymiş gibi algılanıyor ama bu magnezyumun kaya çarısını oluşturduğu şekilden dolayı aslında bir fosil değil. Bir de sahte fosilin fosil sahtekarlığı boyutu var. Bu ne? Buna örnek olarak koleksiyon fosilleri piyasası diyebiliriz. Bu bazı fosil koleksiyonerleri var. Bunlara fosil fiyatları oldukça pahalıdır. 12 bin TL gibi düşünebilirsiniz küçük bir fosili. Bunları koleksiyonerlere sanki gerçek fosilmiş gibi sahtelerini üretip satıyorlar. Bir de amatör bilim insanlarının toplumu kandırmak amacıyla yarattıkları fosiller var. Buna örnek, en güzel örnek Charles Dawson veriliyor. Charles Dawson 1953 yılında orangutan çenesiyle insan kafasını birleştirerek bir pit donladım diye bir fosil ortaya atıyor. Bunu ara geçiş türü olarak söylüyor. Daha sonra 40 yıl sonra ancak bu fark ediliyor. Bournemouth Üniversitesi'nden Miles Husser bu üzerine bir araştırma yapıyor ve bu fosilin sahte fosil olduğu ortaya çıkıyor. Yalnız şunu belirtmek gerekir ki bu sahte fosil dediğimiz olay gerçekten çok az sayıda. Yani dünyada 8-9 tane böyle örnek var. Çok fazla örnek yok. Yani aslında çoğu fosiller doğru. Peki biz fosillerin zamanlarını nasıl anlıyoruz? Hangi döneme ait olduklarını nasıl belirliyoruz? Burada farklı yöntemler var. Radyoaktif yöntemler, VAR yöntemi, ağaç halkaları yöntemi. Çok ayrıntısına girmeyeceğim bunların. Burada mesela radyoaktif yöntemlerde karbon 14 yöntemi, potasyum argon yöntemi, fizyon izleri yöntemi gibi çeşitli yöntemler var. Karbon 14 örnek anlatacak olursam, insan vücudunda karbon 12 ve karbon 14 izotopları eşit oranda bulunuyor. Canlı öldükten sonra karbon 12 sabit kalırken karbon 14 izotopu azalmaya başlıyor. Ve bu azalma oranına bakarak, 12 ve 14 oranına bakarak canlının hangi döneme ait olduğu anlaşılabiliyor. Bu 30-40 bin yıllık bir zaman dilimine ortaya çıkarabiliyor. Şimdi popüler bir söylem var, ara geçiş türleri. Evrimsel biyolojide ara geçiş türü diye bir şey olamaz. Hiçbir canlı, yani bir balıktan bir sürüngenin direkt olarak oluşabilmesi mümkün değil tabii ki. Bunun için ara basamaklar var evrimsel süreçte. Ama biz bunları direkt bu ara geçiş türleri diye tanımlamak doğru değil. Bu sadece işte ileriki sunumlarda da fosil örneklerini belki ara geçiş türü diye söyleyebilirim ama bu şu anki canlıların oluşumuna dair aradaki örnekler olarak söyleyebiliriz ama bu aslında doğru bir söylem değil. Şimdi ben sunumun ilerisinde bu tablo üzerinden gideceğim. Buradan fosil örneklerini göstereceğim size. Şimdi şöyle bir genel olarak jeolojik zaman çizelgesine bakacak olursak bu tamamen 4,5 milyar yıllık bir zamanı kapsıyor. İki ana dönemden oluşuyordu zaman. Prekambriyen dönemi ve Fanerozoik dönem. Prekambriyen dönemi 542 milyon yıl önceye kadar dayanıyor. Daha sonra kalan bu 542 milyon yıllık dönemde Fanerozoik dönem olarak biliniyor. Bizim şu an yaşadığımız dönemde sadece şu kadarcık dönem. İnsan oluşumu da sadece bu dönemde görülüyor. Yine şunu belirteyim ki önceden sadece birkaç tane fosil örneği verebileceğim. Çok fazla fosil örneği elimizde olmasına rağmen. Şimdi başlarsak 4.6 milyar yıl önce Güneş sistemi oluşuyor. Daha sonra Dünya'nın oluşumunu görüyoruz 4.5 milyar yıl önce. Bu dönemde çok fazla meteor yağmuru var Dünya'ya ve Ay'ın oluşumu da bu dönemde karşımıza çıkıyor.
Ayın oluşumu ile ilgili de şöyle kısaca bilgi verecek olursak, en baskın teorem, en geçerli teorem, Mars büyüklüğünde bir cismin, gök cisminin Dünya'ya çarpması ile birlikte, bu gök cisminin Dünya yörüngesine girmesiyle birlikte Mars'ın oluştuğunu görüyoruz. Daha sonra Arkeen dönemi, 3.8 ila 2.5 milyar yıl önceyi kapsayan bir dönem. Bu dönemde Dünya önemli ölçüde soğumaya başlıyor ve bir önceki sunumda arkadaşımızın bahsettiği gibi stromatolitler ortaya çıkıyor bu dönemde. Bunlar mavi yeşil algler. Şöyle okuyacak olursak. Bunların kanıtı da 3.4 milyar yıl öncesine ait Primaeophilumbak fosili. Bu bir siyona bakteri, mavi yeşil alg diyebiliriz. Bunlar stromatolitleri oluşturuyor ve zamanın evrimi bunlar üzerinden geçtiğini söyleniyor. Daha sonra protezoik dönem. Bu da 2.5 milyar yıl önce ile 540 milyon yıl önceyi kapsıyor ve oldukça uzun bir dönem. Bu dönem içinde kıtaların birçok kez ayrılıp tekrar birleştiğini görüyoruz. En son hali bu hali diyebiliriz. Daha çok güney bölgesinde toplanıyor ve daha soğuk bir dönem var bu dönemde. Arkeen devri boyunca okyanuslarda salınan oksijen artık serbest halde okyanuslarda ve atmosferde büyüklüğe ulaşıyorlar. Bu dönem ait fosil örnek, bu dönem dedik buzul bir dönem. Burada kar topu dünya var. Bu buzul dönemlerine genelde kar topu dünya deniyor. Bu dönemde buzhane durumundaki okyanuslarda üretim etkinlikleri ve karalarda gündemler tamamen duruyor. Okyanuslarda fotosentez yapamayan fitoplanktonlar ölünce okyanuslarda oksijensiz kalıyor. Biyolojik etkinlikler ancak arada kısa süren geçiş dönemlerinde hayat buluyor. Ve bu dur-kalk süreçler arasında Ediye Karacahan'ın patlaması dediğimiz olayın habercisi oluyor bu dönemler. Ediye Karacahan'ın patlamasında şöyle bir şey var. Yumuşak yapılı canlıların burada evrimini görüyoruz. Yumuşak yapılı canlıların hakim olduğu bir dünya ortaya çıkıyor. Daha sonra Paleozoik döneme devire geçecek olursak burada Kambriyen dünyası. Meşhur Kambriyen canlı patlaması çoğunuz bilirsiniz. Bu da 540 ile 490 milyon yıl öncesini kapsıyor. Ekvator kuşağından yayılan sıcak akıntılar bu devasa okyanusu ılıman hale getiriyor ve canlılık için güzel bir ortam sağlıyor. Kuzey Amerika güney kıtalarından ayrılmaya başlıyor şurası. Hava sıcaklıkları ve deniz seviyesinin yüksek olduğu bir dönemde olmuştur ve bu Kambriyen patlamasının önemli özelliklerinden biri de sert yapılı canlıların evrimi görülüyor bu dönemde. Birçok deniz hayvanının erken kambriyende ortaya çıktığı görülüyor. Şimdiye kadar çıkartılan canlı arasında süngerler, solucanlar, yumuşakçalar, dallı bacaklar, eklem bacaklar gibi canlı fosilleri var. Bu dönemde bilinen en meşhur fosil de trilobit fosili. Bu trilobit fosili. Sert yapılı halini görebiliyoruz canlının. Şimdi bu canlı bir anda oluşmuyor tabii. Bu kambriyen patlaması 12 milyon yıl süren bir dönem olarak görülüyor ama bir anda canlılar çeşitliliğe ulaşmıyor. Bunun temeli tabii ki Ediyakara döneminden gelen, bunlara dair fosil kayıtlarında da bulunmuş bu bağlantılar kurulmuş durumda. Daha sonra omurgasızlardan omurgalılara geçişte bir örnek var, Picaea grassens. Bu günümüzden 500 milyon yıl kadar önce yaşamış bir canlı. 5 santimetre uzunluğunda. Omurgalılar oldukça yakın bir tür. Türün birkaç tane kafa dokun açı ve balıklar gibi solungaç yarıkları mevcut. İlkel omurga benzeri oluşumlar görülüyor. Bu tür kafa oluşumu net olarak görüldüğü ilk kordalılardan. Daha sonra Ordovizyen dünyasını görüyoruz. Bu da 445 milyon yıl önceye kadar gelen bir dönem. Deniz yüzeyi karaların büyük bir çoğunluğunu kaplıyor ve tüm dönem iklim ılıman ve yağışlı. Mercanlar ve dalgasız denizler çok fazla olduğu için burada mercanların ve dallı bacakların çeşitliği çok fazla artıyor ve ilk balık türünün evrimi de bu dönemde ortaya çıkıyor. Dönemin sonlarına doğru da deniz seviyesindeki değişikliklerden dolayı trilobit ve gastrobit gibi türler yok oluyorlar. İlk balık dedik, bunlara ilk çenesiz balıklar Jones fish deniliyor, agnatan balıklar ortaya çıkıyor. Bu balıkların çeneleri ve dişleri yok. İlkellerinde yüzgeç bile bulunmuyor bazı türlerinde. Kolay hareket edebilmeleri için de kuyrukları deri ve pullarla korunuyordu.
Daha sonra karşımıza burada bitki evrimini görüyoruz. Yavaş yavaş bitkilerin karaya çıktığı bir dönem bu dönem. Bu daha doğrusu orada bir dönemden bahsetmiştik. Silüryen'de bitkiler yavaş yavaş karaya çıkmaya başlıyor. Buna örnek olarak da Cooksonia bitkisi var. Bu dik duran, yapraksız ve damarlı bir bitki. Daha sonra Devonian dünyası var. Bu dönemde de başlangıcında iki dev kıta var. Gondwana ve Lavrasya olmak üzere. Sonlarına doğru bu kıtalarda birbirine doğru hareket etmeye başlıyorlar. Bu dönemde de akciğerli tatlı su balıklarının ve damarlı bitkilerin evrimini görüyoruz. Bu dönemde yavaş yavaş bitkiler karaya çıkmıştı. O yüzden böceklerin evrimi de görülmeye başladı. Şimdiye kadar bulunan en eski böcek fasulye Rhinognatha hirsti. Günümüzden 400 milyon yıl önce yaşamış bir türdür. Bu dünyanın ilk kraser ekosistemlerinin oluşmaya başladığı zamana denk geliyor. Yani Devonian'a denk geliyor. Daha sonra balık ayaklılar dediğimiz tetrapodlar, Kanada Arktik'in kayaları arasında lob yüzgeçli bir balık fosili Tiktaalik keşfediliyor, meşhur ara geçiş türü diyebileceğimiz bir fosil. Bu lob yüzgeçli balıklar ilk dört uzuvlu omurgaların evrimini birbirine bağlayan nitelikli bir arada bulunduruyordu bu fosil. Öncelikle Panderichthys'ten bahsetmek istiyorum. Bu Tiktaalik rosea'nın atası diyebileceğimiz bir tür, 380 milyon yıl önce yaşamış bir tür. Tetrapodlara çok yakın bir tür ancak artık balık olarak değil, balık ayaklı olarak söyleniyor. Halen balıklara ait yüzgeçli yapılara sahip ancak havadan solunum yapabilmek için de özel bir boru evrimleşmiş durumda. Çamurun içerisinde gömülü olarak yaşıyor ve son yapılan araştırmalarda bunların yüzgeçlerin sağlamlaşan kemiklerin kaynaşarak parmak benzeri, şurada göreceğiniz parmak benzeri yapılara doğru evrimleştiği keşfedilmiş. Daha sonra ünlü ara geçiş fosili denilen Tiktaalik rosea karşımıza çıkıyor. Bu 368 milyon yıl önceye ait bir fosil. Şınav hareketi olarak bilinen hareketi yapacak kadar güçleşmiş parmak kemiklerine ve yüzgeç kaslarına sahip bir canlı. Bir tetrapod gibi yassı kafası ancak bir balık gibi de esnek ve yüzgeçlere benzer yapılara sahip vücudu var. Hiçbir balıkta görünmeyen bir özelliği de omuzları kafatasına bağlı değil, yani farklı bir şekilde evrimleşmiş durumda. Akciğerle bulunmakta ancak solunum yapabilen bir canlı. Daha sonra bunun torunu diyebileceğimiz belki de bir tetrapod türü Vantastega. Bu da 365 milyon yıl önceye ait bir tür. Yalnız hak ettiği üvene kavuşamamış bir tür. Yüzgeçlerini kaybederek ayakları üzerinde yürümeye başlıyor. Vücut yapısı olarak büyük ve yassı ve balıklarla avlanmakta. Bu nedenle hala suya bağımlı olarak yaşayan bir tür. Öte yandan da amfibilerin atası olarak bilinen labradorlar gibi de zırhlı bir kafatası var. Köprücük kemikleri kafasını kaldırarak dört ayak üzerinde yürüyebildiğini gösterecek şekilde güçlüdür. Daha sonra bu dönemden sonra Karbonifer dünyası karşımıza çıkıyor. 360 ile 300 milyon yıl önceye ait bir zaman dilimi. Gondwana, Afrika, Güney Amerika, Avustralya, Antarktika gibi bölgeleri oluşturuyor. Lavrasya'da Kuzey Amerika ve Avrasya'yı oluşturuyor. Bu iki katının birbirine doğru hareketi bu dönemde hızlanıyor. Afrika ve Kuzey Amerika'nın Atlantik tarafı çarpışıyor ve Apalaş dağlarının oluşumu görülüyor bu dönemde. Daha sonra da Avrupa ve Asya'nın çarpmasından dolayı da Ural dağlarının oluşumu görülüyor. Bu döneme ait fosillerden biri de köpek balığı, ilk köpek balığı fosillerinden. 320 milyon yıl önceye ait bir tür. 2 metre boya ulaşabilmiş. Fosilleri o kadar iyi korunmuş ki böbreklere ait yapılar, iç organlara ait yapılara, kaslara ait yapılara dair kanıtlar elde edilmiş. Bu ışınsal yüzgeçli balıklarla köpek balıkları arasında bir geçiş türü olarak görülüyor. Daha sonra bu dönemde karboniferin ünlü bir yapısı da bitkilerin evriminin hızlandığı bir dönem. 314 milyon yaşındaki fosillerden görüldüğü üzere karbonifer boyunca dev kibrit otlarından, tohumlu eğlentilerden ve at kuyruklarından oluşan yoğun bir ormanlar dünyayı her tarafını sarıyor. Bunların arasında da akrep, hamam böcekleri ve dev yusufçuklar gibi canlıların evrimi görülüyor. Daha sonra Permiyen dünyası var. Bu da 250 milyon yıl önceye kadar gelen bir dönem. Burada tek kıta olan Pangea oluşuyor, büyük bir kıta.
Tek okyanus olan da Pantalastik okyanusu oluşuyor. Çok çeşitli iklimler görülüyor bu dönemde. İlk modern ağaçlar, yani kozalaklı ağaçlar gibi örnek verebiliriz. Ve talalar bu dönemde görülmeye başlıyor. Bu döneme ait fosillerden biri de amfibilerin atası olarak bilinen Eryops. Bu 295 milyon önceye ait bir fosil. Bunun özelliklerinden biri de kısa bacaklara sahip olmaları. Daha sonra Gerabatrochus karşımıza çıkıyor. Kurbağa Mender deniyor. Güzel bir tanım olmuş aslında. Bu modern amfibilerin atası olarak bilinen amfibilere doğru ilk geçiş türü olarak karşımıza çıkıyor. Semenderlerdeki gibi kaynaşık bir bilek kemiğine ama kurbağalardaki gibi de hafif kafatası kemiğine sahip bir canlı. Şimdi demiştik ki Pangea var, tek bir dünya kıtası oluştu. Bunların yavaş yavaş ayrılmasıyla birlikte orada bulunan canlılarda farklı türde endemik türler oluşturmaya başlıyorlar. Bu şimdiki dünyanın hali, o dönemin hali. Bu dönemin sonunda da Permiyasonun yok oluşu var. Bu dünyanın gördüğü en önemli yok oluşlardan diyebileceğimiz bir tanesi. Bu iklim krizlerine yol açıyor. Volkanik aktiviteler artıyor bu dönemde. Bunların arasına pek girmiyorum. Daha sonra Trias dönemi başlıyor. Bu da 200 milyon yıl önceye kadar olan bir dönem. Yavaş yavaş Pangea ayrılmaya başlıyor. Ve Tetis denizi baskın hale geliyor. Tetis denizinin oluşumu. Dönemin sonlarına doğru da memelilerin evrimi görülüyor. Bütün organizmalar her yere yayılabilmekteydi. Tek bir kıtaya yakın olduğu için. Daha sonra bu döneme ait ilk dinozor fosillerinden sayılabilecek Eoraptor var. Bu da diğer dinozorlar gibi iki ayak üzerinde yürüyordu, arka ayaklar üzerine yürüyordu. Muhtemelen omnivor bir beslenme türüne sahip, beslenme tipine sahip diye düşünüyorum. Çünkü hem karnivor hem de herbivorlara ait dişleri bulunmuş bu türün. Daha sonra kaplumbağaların evrimi karşımıza çıkıyor. Bu 220 milyon yıl önceye ait bir dönem. Normal kaplumbağa türlerinde diş, üst bal çeneye gömülü dişler yokken bunlar da var. Kaplumbağaların evrimde şöyle bir şey var. Normal bugün bildiğimiz kaplumbağalarda bildiğiniz gibi karın ve sırt bölgesinde kabuk bulunuyor. Ama bu türlerin ilk oluşumunda sadece karın bölgesinde bir kabuk oluşumu görüyoruz. Bu da denizin üst seviyelerinde yaşadıklarından dolayı alttan gelen saldırılara karşı korumak amacıyla bir kabuk evrimleştiği düşünülüyor. Daha sonra karaya çıkışla birlikte hem yukarıdan gelen etkileri azaltmak hem de güneş ışınının etkilerinden korunmak amacıyla sırtta kabuk bölgesi geliştiği, evrimleştiği düşünülüyor. Bu tür Odontokeris burada bulunuyor. Evrim ağacında görebilirsiniz. Bu farklı bir dalda tabii ki. Şu anki kaplumbağalarda kabuk yapısı daha genişlemiş durumda. Daha sonra Jura dünyası, yani dinozorların devri. Süper kıta parçalanarak Gondwana ve Lavrasya'yı oluşturuyor ve yavaş yavaş Tetis denizi kapanmaya başlıyor. Kutuplara yakın kara parçası bulunmadığından buzul bir dönem değil bu dönemler arası. Kuşların evrimde bu dönemde görülüyor yine. Bu dinozorlardan bir sürü örneği var. Onlar arkadaşım da bir sonraki sunumda anlatacak dinozorlar ayrıntısıyla. Ben sadece bu Allosaurus türünü koymak istedim. Bu da büyük et olur. Bu türün fosili Ankara'da MTA Müzesi'nde var. Eğer Ankara'ya giderseniz o müzeyi kesinlikle gezmelisiniz. Orada çok güzel örnekler var, fosil örnekleri var. Bu önemli bir türdü. Daha sonra kuşların evrimi dedik. Keşfedilen ilk kuş Archaeopteryx yaklaşık 150 bin milyon yıl önce Almanya'daki Solfofen'da bir lagünün yakınlarında yaşamış bir tür. Archaeopteryx türünü anlatacak olursak ayrıntısıyla sürüngenlerden kuşlara geçişte 22 farklı türün fosillerine rastlanmış. Bunlardan en ünlüsü yine ara geçiş türü olarak bilinen ünlü olarak Archaeopteryx türüdür. Kolların ve pençeleşmiş parmak kemiklerinin çevresi asimetrik uçuş tüyleriyle kaplıydı. Uzun kemikli bir kuyruğu vardı. Kafatası kemiklerinden birinin yapısı kuşlardan çok terapodlara, yani dinozorlara yakındı. Bu nedenle Archaeopteryx dinozor benzeri ve kuş benzeri özelliklerin karışımı olarak bilinen bir tür. Genelde yerde bulunuyordu. Ağaçlara tünemiş durumda değil, yerde bulunan bir türdü. Daha sonra dinozorların evriminde tüylü dinozor fosilleri var. Bu
Bu da bize tüylerin oluşumunu, yani kuşlara geçişte önemli basamak olan tüyün oluşumunu gösteriyor. Daha sonra Kırtasya dünyası karşımıza çıkıyor. Bu da 65 milyon yıl önceye ait bir dönem. Kuzey kıtaları Ravasya'dan meydana geliyor. Güney kıtaları da Gondwana'dan meydana geliyor. İklim ılıman ve tropikal. Genelde ekvator bölgesinde karaların oluşumunu görüyoruz. İlk kesili memeliler Ravasya'dan meydana gelmiş, sonrasında Gondwana'ya doğru hareket etmiştir bu dönemde. Çiçekli bitkilerin fosilleri Brezilya'daki krato tabakalarında bulunmuş. Bu bitki fosillerinin yanında çok fazla sayıda da böcek fosili bulunmuş. Bu da bize bitkilerin ve böceklerin evriminin birlikte bağlantılı olarak geliştiğini gösteriyor. Daha sonra bu dönemde dinozorların döneminde önemli olarak görülen memelilerden biri şu anki bilinen ornitorenkler. Bu bir strepodon fosili. Hoparleşmiş bir çene kemiğine ve üç azı dişinden oluşuyor. Günümüzdeki ornitorenk ise dişsiz. Ornitorenklerin nasıl bir yapısı var? Bunlar yılanlar gibi, bazı sürüngenler gibi zehir bırakabiliyorlar. Kuşlar gibi yumurtlama özelliğine sahipler. Ama bir memeli gibi de süt bezleri var ve yavruyu öyle besliyorlar. Bu nedenle bu fosilin bulunması da ornitorenklerin evrimsel sürecinde önemli bir yapı taşını oluşturuyor. Daha sonra demiştik ki böcekler de birlikte, bitkilerle birlikte evrildi. Bu dönemde önemli olan arıların evrimini görüyoruz. Metaspex burmensis bir ilk arı türü olarak biliniyor. 3 mm civarında oldukça küçük bir canlı. Yalnız günümüzdeki yaşayan hiçbir arı ailesiyle akrabalığı bulunmuyor. Yaban arılarıyla, yaban arılarına özellikle olarak, arka bacakların şekli olarak, yaban arılarının kıllı bacaklı olmasıyla da polen toplayıcı arılara geçişte önemli bir tür. Daha sonra bu dönemin sonunda ünlü Kırtasya tersiyer yok oluşu, dinozorların yok olduğu dönem. Bu da 65 milyon yıl önceye denk gelen dönem. Bu da Meksika Körfezi'ne düşen 10 kilometre çapında bir gök taşının bu yol açtığı bir düze küresel iklim krizi buna sebep oluyor. Daha sonra Paleosen dünyası karşımıza çıkıyor. Kenozoik devre geldik. Bu da 64 ile 24 milyon yıl önce. Lavrasya, plezantalı memelilerin evrimleştiği bölge, üst bölge Lavrasya. Bu hayvanlar güneye hareket ederek keseli memelilerle karşılaşıyorlar. Kuzey ve Güney Amerika kıtası yaklaşarak Panama Körfezi'ni oluşturmaya başlıyorlar. Avustralya ve Antarktika birbirinden ayrılmaya başlıyor. Memelilerin karadan suya geçişi bu dönemde gerçekleşiyor. Bu dönemde yine görebileceğimiz Anadolu'nun oluşumu yavaş yavaş başlıyor. Bu döneme ait Miyakis, bilinen en eski karnivor memeli türü. 60 milyon yıl önce yaşamış bir tür. Açılıp kapanabilen pençeleri, atik eklemleri ve çift mercekli görüşe sahip bir tür. Büyük bir beyni var atalarına göre. Ve kendinden küçük canlılarla besleniyor. Demiştik ki karadan suya geçiş, memelilerin karadan suya geçişi görülüyor. Amblyaketus, yürüyen balina anlamına gelen bu tür ilki bir sucul memeli. Yüzmeye çok uyumlu anatomisi bulunsa da halen karaya da çıkabilme yapısına sahip. 50 milyon yıl önce ilk olarak görülen Pakiketus'tan evrimleştiği bilinmekte bu türün. Tıpkı atası gibi Pakistan bölgesinde yaşamıştır. O dönemde Pakistan bölgesi sular altında, suluk bir bölgedir. Daha sonra Miyasen dünyası karşımıza çıkıyor. Bu da yavaş yavaş yaklaştık 2 milyon yıl önceye kadar gelen bir dönem. Kıtalar yavaş yavaş bugünkü halini almaya başlıyor. Ve Hindistan'ın Asya'ya çarpmasıyla birlikte Himalaya dağlarının oluşumu dönemde görülüyor. Tetis Denizi iyice kuruyarak Anadolu yüzeye çıkmaya başlıyor. Afrika ve Avrupa levha hatlarının birbirine hareketinden dolayı da Türkiye-Arap bölgesi oluşuyor, dediğimiz Anadolu. Memelilerin hakim olduğu bir dünya görülüyor. Dinozorlar yok olduktan sonra memelilerin hakim olduğu bir dünya karşımıza çıkıyor. Homin evrimde bu dönemde görülüyor. Bu döneme ait fosillerden bir de Sphepitacus. Bu günümüzden 12 milyon yıl önce yaşamış orangutanların atası olarak düşünen bir ara geçiş formu. 1,5 metre uzunluğunda. Şempanze benzeri özelliklere sahip olsa da kafa yapısı olarak orangutan olduğunu kesinleştirmekte kafatası olarak. Hem ağaçlar hem de yerde yaşamaya uygun bir vücudu vardı. Daha sonra
memelilerin evrimde atların evrimini görüyoruz. Burada sadece tabii bir tane türü gösteriyorum ama atların evrimde önemli türler var. Melitipus, bu atların en ilkin bireylerinden olan bir türün ilk atları temsil ettiği düşünülmekte. 20 milyon yıl öncesine önce atası olan Canopus da birlikte yaşamış, 10 milyon yıl öncesine kadar da varlığını sürdürmüştür. Bu türün ilk geliş getiren at türü olduğu düşünülmektedir. Atalarından çok daha zeki ve atiktir. Hominid evrimi dedik. İlk insangil 6 milyon yıl önce yaşamış. Ororitogenensis bir şempanze boyutundaydı. Buna ilk insangil olarak örnek verebiliriz. Kafatası kemiği olmadığı için, kafatasına ait fosil bulunamadığı için böyle örnek vermek istedim, resmini böyle göstermek istedim. Daha sonra da iki ayak üzerinde yürüme dediğimiz olgu görülüyor. 3.8 milyon yıl önceye ait Leoteli ayak izlerinden iki ayak üzerinde yürümeye başlandığı ortaya çıkıyor. Bu zamana kadar geldi komünist evriminden daha öte şu an ki dünyamız var, biz varız. Son olarak dünya buzul döneminden bahsetmek istiyorum, son buzul döneminden. Bu dünyanın bütün her yerini buzullar kaplıyor, ekvator bölgesi hariç. Bu da birçok memeli türünün yok olmasına, mamutlar gibi birçok memeli türünün yok olduğu bir dönem. Daha sonrasında bugünkü dünyamız meydana geliyor. Şu an dünyamıza kadar, bu zamana kadar olan dönemde fosil örnekleriyle birlikte anlattım. Bir de jeolojik olarak 50 milyon yıl sonra dünyamız ne halde olacak onu söylemek istiyorum. Afrika, Asya ile Avrupa bölgesiyle birleşerek Anadolu tamamen yok oluyor, Türkiye yok oluyor gördüğünüz gibi. Akdeniz dağlarının oluşumunu görüyoruz. Atlantik denizi açılmaya başlıyor. Antarktika kuzeye doğru hareket etmeye başlıyor. 50 milyon yıl sonra dünya hali, bu tabii matematiksel verilere dayanarak bunları keşfedip bulabiliyorlar. Şunu söylemek gerekir ki 4,5 dünyanın oluşumundan bu yana birçok kez kıtalar birleşip ayrıldı. Zaten bunu da gördük. Ve şöyle bir hareket var. Güneyden kuzeye doğru bir kıtaların hareketi görülüyor. Bu tabii başta söylediğim gibi devhaların hareketinden kaynaklı olarak görülen bir hareket. Bu dönemler arasındaki fosil türlerini anlattım size. Birkaç örnek verebildim ancak. Bu kadar. Teşekkür ederim. Amerikan Bilimler Akademisi'nin başkanı Frank Press şunları söylüyor. Evrim kuramı yapılan çok, pek çok bilimsel sınavla başarıyla çıkmıştır. Binlerce yoğurluk, paleontolog, biyolog, kimyacı ve fizikçi evrimde doğanın en temel süreçlerinden biri olduğunu gösteren sayısız kanıtlar bulunuyorlar. Evrim bilim insanının asıl işi bir takım şeylerin nasıl yapıldığını, nasıl yapılacağını bulup ortaya çıkarmaktır. Onları yapmak değildir. Burası daha çok mühendise kalan bir işte, mühendis bu işte. Salona da bir sorayım. Acaba siz evren deyince ne anlıyorsunuz? Salondan bir kişi acaba cevaplamak ister misiniz? İnsan ilk olarak kısmen kolay yaşanılan tropikal Afrika'da ortaya çıktı. Daha sonra bunlardan bir kısmı kuzeye, Avrupa ve Asya'ya doğru göçtüler.